Geçen yıl Şırnak'taki bombalı saldırıda şehit düşen Assubay Esma Çelik'in baba evinde bir acı daha yaşandı. Kendini bilmezin biri evin duvarına asılı şanlı bayrağımıza el uzattı. Benim kızım o bayrak için canını verdi diyen acılı baba o saygısıza isyan etti. İnsanlığa da sığmaz. O kadar askerimiz şehit oldu. Bu bayrağı sen nasıl hassizce indiriyorsun ya? Şehidin baba ocağında asılı Türk bayrağına el uzattı, koparıp yere attı. Gerçekten de büyük bir ayıptır. Saygısızlıktan beter bu. Ne bileyim. Ya huzurum bile bozuldu bu olaydan. Psikolojim bozuldu. Hadsizliğin ve kendini bilmezliğin adresi Sultan Gazi. Geçtiğimiz sene Şırnak'ta bombalı saldırı sonucu şehit düşen Assubay Esma Çevik'in babasının evi burası. İşte şehit olduktan sonra babası duvara Türk bayrağını astı. Ancak dün bir kadın ne yaptı? Buradan geçerken Türk bayrağına asıldı ve var gücüyle yerinden söktü. Daha sonra Türk bayrağını yere fırlattı. 12. ayın 9'unda 2019'da şehit oldu. Kalleşçe uzaktan patlatarak bu bayrak uğruna binlerce şehit verdik. Ve kızıma da şehit verdim. O bayrağını kimsenin gücü yetmez indirmeye. Şehidin babası güvenlik kameralarına yakalanan o kadından şikayetçi oldu. Terörle mücadele şubesi alıyor. İfadesini aldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığına götürüyor. Baba Hüseyin Akgül'ün acısı hala taptaze. Şehit kızının fotoğrafları evinin her köşesinde. Dünkü o Türk bayrağının yerinden sökülüp yere atılmasından sonra... Peki o hadsiz, saygısız ne oldu dersiniz? Serbest kaldı. İşte baba bu duruma da isyan ediyor. Serbest kaldı, bu daha da çok benim zoruma gidiyor. Bir bayrağı yere atmak o kadar acı bir şey ki o bayrak uğrunda binlerce şehidimiz var. O saygısıza Türk bayrağına muhalefet suçundan işlem yapıldı.